21-27 haftası haftalık tarotlarımız konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Bu hafta tarotları gösteremeyeceğim çünkü başka bir arkadaşımın evindeyim. Koçlarla başlıyorum. Bu hafta koç burçları özellikle ilişki hayatımızla alakalı tartışmalara, gerginliklere ve bu gerginlikler sonrası muhteşem bir duygu yaşayacağınızı gösterir. Yani tarotlar size diyor ki bu hafta sert gitse de güzel hediyelere hakim olacaksınız ve bu hediyeler size çok güzel aydınlanma yaşayacak değerli koç burçları. Yalnız iş konusuyla ilgili uzun süredir maddi kayıplar ve gerginlikler yaşıyorsanız bunlarda yavaş yavaş toparlanma, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, hatta yeni anlaşmalar size olumlu şekilde. Eğer uzun süredir de işinizde haksızlık ya da yeni bir iş beklentiniz varsa bu kapıda bir erkeğin desteğiyle muhteşem enerjiniz olacak değerli koç burçları. Evet, yeni aşk bekleyenler için gel kızım. Yeni aşk bekleyenler için muhteşem bir aşk haftamız da var. Uzun süredir mesajla ilgili ters giden olaylarda yumuşama var. Yani birbirimizi affetme, birbirimizi bağışlama ama biraz gerginlikler, huzursuzluklar, kaoslar yaşanabilir. Sakın dert etmiyorsunuz değerli izleyicilerim. Yalnız özellikle de uzun süredir miras ve mahkemelerle alakalı yaşayacağınız bazı sorunlar size ciddi anlamda rahatsızlık verebilir. Kartlar burada. Bunlara dikkat edelim. Fakat şunu demek istiyorum. Bu ara anne ve büyüklerle ilgili gereksiz tartışmalardan da uzak durmanız lazım. Mahkemesel konularınızla ilgili bu dönem bazı sıkıntılar canınızı acıtabilir. Mahkemenizi sakın ihmal etmeyin. Sakın kafanızdaki karışıklıklar bozulmasın. Araç almak isteyen bazı koç burçlar için güzel fırsatlar var. Bu fırsatı değerlendirelim. Ev taşınma, yeni eve geçme gibi bir de ufak bir seyahat size iyi gelecek değerli koç burçları. Muhteşem boğalar, nasılsınız? Bu hafta inşallah iyi ve güzeldir. Tarotlar sizin için de konuşuyor. Hemen bakıyorum. Tarotlar için özellikle yeni iş kurmak, yeni bir oluşum yapmak isteyen bazı boğa burçları için inanılmaz güzel fırsatlar olacak. Ve anlaşamadığınız yöneticiniz, toparlayamadığınız bazı konularla ilgili gayet net ve kafanızdaki sorunların biteceği bir hafta olarak gözüküyor boğa burçları. Ama şöyle söyleyeceğim, evlilik teklifi büyük bir ihtimal havada ya da düğün telaşınız olabilir. Bunun tadını çıkartın istiyorum. Ve uzun süredir de görüşmediğiniz bir dostunuzla güzel bir haber ve keyifli bir oluşum yaşayacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek değerli boğa burçları. Ama değerli boğa burçları, size şunu demek istiyorum. Yani hayallerinize dokunmak, özellikle de uzun süredir kariyer anlamında yarım kalan bir düzeniniz varsa bunu da tamamlamak istiyorsunuz. Boşanma kararı içerisinde dengesiz haklarla alakalı bazı sıkıntı yaşayan boğa burçları ile ilgili çok güzel bir aydınlanma yaşanacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Ama şunu demek istiyorum değerli boğa burçları. Yeniliklere açıksanız fırsatlar var. Bu yenilikleri de o. Ama bu ara alıngan, kırılgan, en ufacık şeyi kafaya takan ve özellikle baba erkek figürleri, yani erkeklerle alakalı yaşayacağınız haksızlıklar biraz canınızı sıkabilir. Yurt dışı evraklarınız ya da eşinizle yaşayacağınız mal tartışmalarına dikkat edin bu dönem. Bir de ortak bir miras varsa burada sıkıntı var. Uzatmayın, sakinlikle halledin. Değerli İkizler Burcu, bu hafta tarotlar sizin için ne diyor diyorsanız. Evet, bu ara en çok sorunuz bulunduğunuz noktanın acayip gergin, anlayışsız ve gereksiz insanlarla dolu olacağı bir hafta olacak. Ve çözmek istediğiniz yenilikler, çözemediğiniz olaylarla ilgili de kafa devamlı konuşuyor şeklinde olacak. Kendinizle ilgili ben gideyim bir tatil yapayım, kafamı toparlayayım, öyle geleyim diyeceğimiz bir hafta ama şunu demek istiyorum, işinizi sakın kaybetmeyin. Yeni iş beklentiniz varsa çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız fırsat kapınızda. Aşk bekleyenler için inanılmaz güzel bir heyecan, yenilik ve özellikle geçmişle ilgili yara aldığınız konularda tamir olma. Duygularınızla alakalı yaşadığınız yenilikler size çok güzel fırsatlar verecek. Lütfen bunu ihmal etmeyin diyorum değerli terazi burçları. Tarotlarınız bunu gösteriyor. Çünkü şöyle diyor pardon, ikizler burcu. Şunu demek istiyorum. Sizde hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir güç var ve bu gücü yaşarken de inançlarınızı kaybediyorsunuz. İnançlarınızı tamir edin. Bu arada dost kazığı yiyebilir. Birilerinden özellikle zarar alabilirsiniz. Bununla alakalı noktayı mutlaka ihmal etmemeniz lazım. Dost kazığı. Eğer boşanmak isteyen ikizler için biraz daha sabırlı olursanız, bu dengeyi doğru dengelerseniz mantıklı haklarınızı alacaksınız diyorum.
Uzak yol ya da başka bir ülkede yaşayan bazı ikizler burcu için yer değişimi ya da oluşum değişimi. Eğitim konusunda uzun süredir kariyer hayatınızda yaşadığınız gerginlikler varsa da bunları tamamlayacak. Kariyerinizle alakalı eğitim eksikliği, dil eğitimleriniz varsa bunları tamamlayacaksınız. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Bu ara duygusal. Her şeye ağlamak. Yani tam böyle mutluyum derken mutsuzluk yaşarız ya. Tam toparlandım, yine mi başa dönüyorum? Yani tam ödemeleri kapattım, bu mu başıma gelecek diyecek. Devamlı konuşmalar yaşayacaksınız. Aslında düzelmelere başladınız, gücünüz de yerine gelmeye başladı ama sizde şu var. Yani yaptığım iyiliklerin karşılığı bu olmamalı. Yani aileme, çevreme, dostlarıma bu kadar açık gönüllü oldukça ben kullanıldım psikolojisine girdiniz. Ve ilişkide bunu sormaya başladınız. Ben ilişkilerimde hep kullanıldım. Hatalıyım. Artık ilişki falan istemiyorum. Yani kör olsun, topal olsun ama insan olsun dediğimiz bir noktaya geçiş yaptınız. Paraların hızlı bir akışı. Geçmişinizle ilgili kapatmanız gereken sayfayı artık gerçekten kırıp atmanız gerekiyor. Uzun süredir bir ilişkiye başlayıp cesaretiniz yoksa bu adımlar gerçekleşecek ve sizin için keyif verecek değerli yengeç burçları. Biraz yürümek lazım diyorum ilişkiyle alakalı noktada. Değerli yengeç burçları, bu ara çok yakın bir dostunuzun sağlığıyla ilgili uğraşabilir. Bu da sizi yıpratır. Aile büyüküm, yakın bir dostumuz olabilir. Bir de bir mal konusuyla ilgili ailede yaşanacak tartışmalardan mümkün olduğu kadar uzak durmanız lazım. Yoksa başınız yanacak diyorum. Evet, kendiniz için güzel sanatlara, bu ara kendinizi geliştireceğiniz olaylara çok hakim kalabilirsiniz. Bu da sizi mutlu edecek. Aslanlar nasılsınız? Umarım her şey keyif ve güzeldir. Bu hafta tarotlar sizin için en çok şunu diyor. Ben işle alakalı yeni anlaşmaya imza atıyorum. Buradaki işimi kapatıyorum. Yepyeni bir alana geçiş yapmak istiyorum. Artık bura beni mutsuz ediyor. Doğru karar yerinizde doğru bir atak yaptığınızda İstediğiniz iş kapınızla alakalı imzaları atacaksınız. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Lakin başkalarının aklıyla hareket ederseniz gideceğiniz yerde daha büyük zorluklar var. O yüzden akıllı ve mantıklı düşünün. İşsiz olan aslan burçları için şunu demek istiyorum değerli tarot kartlarınızla, hislerimle özellikle çünkü astroloji falan değil. Hislerimle konuşuyorum bunu. Yeni oluşturmak istediğiniz ortak ya da yeni ortak güvendiğiniz kişilerden maddi kayıplara dikkat edip bunları doğru dengelemeniz lazım. Aşk konusunda sevgilinizle alakalı gereksiz tartışmalar canınızı sıkabilir ve bu ilişki gereksiz bitebilir. Dikkat edin. Eşinizle aranızda yaşanan konuşmalar sert noktaya doğru ilerleyebilir. Bu da sizi yıpratabilir. Sakin kalmanızı öneriyorum. Uzun süredir taşınmak ya da almak istediğiniz anahtarla ilgili olumlu bir anlaşma haftası olacak. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Değerli Başak burçları, 21-27 haftası sizi neler bekliyor? Ekonomi anlamında çok fazla daraldığınız, maddi olarak bazı sıkıntılarla ilgili yaşadığınız olaylar sizi çok fazla yıprattı ve yordu. Bu yüzden hayatınızla alakalı noktada da ne iş atsam elimde kuruyor. Maddi sıkıntılarım çok fazla var. Yönümü bulamadım ve toparlanamıyorum dediğimiz bir noktadayız. Tarotları kullanamıyorum çünkü bizim oğlan izin vermiyor. O yüzden şu an sadece hislerimle konuşuyorum. Bunu unutmayın. Çünkü o yiyecek onu ve kağıtlarımın önüne geçecek. Ben onun canını acıtmamak için tarotlar kenarda. Ben burada hislerimle konuşuyorum. Değerli Başak burçları, dediğim gibi bu dönem bunlarla ilgili büyük bir mücadele yaşayacaksınız ama sonu, yani hak ettiğiniz değeri alamama, maddi olarak zorlanma noktasında artık tahammül gücünüz kalmadı. Hatta bu ara rüyalarınız çok karışık olabilir. Sizi farklı noktalarda yöneltiyor olabilir. Ben çekip gideceğim bu ülkede hani bu şehirde yaşamak istemiyorum diyenler için yeni fırsatlar, yenilikler var ama mantığınız da ön planda olmalı. Boşanma kararı veren bazı başaklar radikal bir şekilde anlaşma noktasına doğru. Evde mal paylaşımı, toprak paylaşımında kardeşler arasında yaşanacak bazı olaylar. Yol için gitmeniz, yeni bir yolda iş anlaşmanız söz konusu. Bununla ilgili büyük bir aydınlık ve ferahlık yaşayacaksınız. Yeni aşk bekleyenler için güzel, keyifli bir fırsat var. Kaçırmayın diyorum. Değerli terazi burçları, tarotlar sizin için neler konuşuyor bu hafta? Adaletle alakalı hani
Bu ara kendimi iyileştirdim. Kimseyle tartışmayacağım. Kavga. Evet, bu hafta böyle geçireceksiniz. Kimseyle tartışmama sözü vereceksiniz. Tatil kafasında yer alacaksınız. Enerjinizle bununla alakalı noktada belirleyeceksiniz. Daha mutlu olacaksınız. Yeni imza, yeni iş kapınız hayırlı olsun diyorum. Uzun süredir iş problemi yaşayanlar için güzel fırsatlar var. Doğru değerlendirirseniz kapınız hayırda gözüküyor. Yalnız ilişkide söyleyeceğiniz bir laf, geçmişle alakalı tartışma, yani geçmişte yaşadığınız bir olayı bugün gündeme getirirseniz ciddi sorunlar var. Geçmişe sakın bu dönem açma, canın yanacak diyorum. Bir de bu ara güvenle alakalı, sen böyle bir eşim beni ya da ben böyle bir kafam karışık ne yapayım telaşındasın. Psikoloğa git, kafanı düzelt diyorum. Uzun süredir de duygusal olarak yalnız olan ve haber bekleyenler için iletişim doğru cevap verecek, endişe etmeyin diyorum. Bir de sürpriz hediye vereceğiniz bir hafta, hatta ailede evlenecek birine altın verebilir, gözünüz dönebilir, hazırlıklı olun diyorum. 21-27 akrep burçları, yani tarotlar sizin için ne diyor bu hafta? Değerli akrep burçları, özellikle yeni oluşturmak istediğiniz ilişkinizle ilgili doğru adımlar, keyifli vakit ve sizi mutlu edecek bir enerjiye gireceksiniz. Korkma, yürü. Evliliğinizde bile ters gidiyorsa artık bunları iyileştirme, anlama ve birbirimize ait olduğumu hissetme, yürü, devam et. Yani bu hafta ilişkilerle alakalı isteklerin daha olumlu. Sizi çok mutlu edecek bir enerji haftası var. Yani yürüme haftasındayız. Eğer bir araba istiyorsan yürü. Sevgilinden değerli bir şey bekliyorsan yürü. Yani bu hafta ödüllenip keyif alacağınız bir hafta. Hatta şunu demek istiyorum. Hiç olmadık yenilik de istediğiniz kadar açık olacaksınız. Güzel. İş konusunda biraz maddi kayıplar, hatalar yapabilirsiniz. Dikkat diyorum. Ve yanlış imza, yanlış evrak canınızı sıkabilir. Bu yüzden de kafanız karışabilir. İhmal etmeyin diyorum. Özellikle de ilişkisi olmayan akrep burçlarında güzel bir aşk heyecanı var. Bunun da tadını çıkartın. Denizde görüyorum bazı akrep burçlarını. Böyle kafamı, tatili, keyfimi çıkartıyorum dediğimiz bir hafta. Bunu da doğru değerlendirdiğinizde aşkın devam edeceği gözüküyor. Yurt dışına yerleşmek ya da farklı alana gitmek isteyen bazı akrep burçları için kart diyor ki, ya da hissim diyor ki, şu an acele edip ani kararlar verip işinden olma. Özellikle bu ara sağlıkla ilgili, mideyle alakalı asit ya da yanmalar ve gece uykunuz kaçabilir. Dikkat diyorum. Yay burçları, nasılsınız? Yaylar şöyle isyanda: ben artık işmiş, paradan umudumu kestim. Beni biri sevsin, değer versin. Zaten parasızım. En azından maddi, manevi, enerji olarak kendime geleyim dediğiniz noktadasınız. Ve artık aşka da inancınız yok. Paraya da inancınız yok. Hani gün yaşıyorum çok şükür. Yani sabah ölmedim, öldürmedi diyorsunuz. Ve ailenizin ya da ufak paranızın artık bitmek üzere olduğu için endişeleriniz var. Ve bu noktada da destek alacak kimseniz olmadığı için bir panik korkusu başladı. Size iyi bir iş kapısı ya da işinizle alakalı haksızlıklarda iyileşme ya da işinize iyi dönme haftanız olacak. Bunu doğru değerlendirin canlarım. Yalnız yay burçları, bu ara böyle dedektif ruhunuz, şairane yönünüz, duygusallığınız havada ya. Kör göz dedik de atlamayın. Yani yine mantığınıza, ruhunuza uyacak bir enerjiyle hakim olursanız sevinirim. Çünkü siz gönülden sevdiğiniz için sonsuzluğu sunuyorsunuz ve her şeyi öğretmeye çalışıyorsunuz. Bu da size maddi manevi sıkıntı yaratıyor. Kardeşler arasında ve özellikle baba kökü kardeşleriyle alakalı noktada sıkıntılarımız var. Bunları ihmal etmememiz lazım. Sonra canımız yanabilir diyorum. Bir de sevgilisinden ayrılan bazı yay burçları için barışma, evliliğiyle ilgili fingirdeşme diyoruz ya, bazı şeylerde güzellikler var. Doğru değerlendirdiğinizde huzura ereceksiniz. Babaanne ya da anneanneden kalan miras tartışmaları hanemizde etkin olacak. Dikkat edelim. Değerli oğlak burçları, nasılsınız? Bakalım sizi kalbim ya da tarotlar ne diyecek? Yani şöyle bir şey var. En tepedeyim ama paraya sahip değilim. En üsteyim, insanlarla iletişimim muhteşem. Sonu bir türlü bu imzayı atamıyorum dediğimiz bir hafta yaşayacağız. Hayır, bu imzayı atacaksınız. Başarılar, anlaşmalar, yenilikler size çok güzel fırsatlar verecek. Yani bu hafta kalbim oğlak burçlarına şunu diyor. Yani hiç olmadığı kadar kötü giden her şey daha güzel bir şekilde. Kötülüğün çok güzel bir iyiliğini göreceksiniz. Nefes alamadığınız 4 yıllık hayatınızda bu hafta daha rahatlama, sizin psikolojinizin daha aydınlık olacağı bir hafta. Korkma, sen de iş konusunda yürü ana. Her şeyinle yürü. Ortaklı işlerde bazı zararlar görebilirsiniz. Paranız
elektronik ya da dijital para kullanıyorsanız bu hafta dikkat edeceksiniz. Geçmişle ilgili hesaplaşmak istediğiniz ilişkiyi kafanızdan atarsanız sevinirim. Yalnız şöyle bir şey var, kısmetleriniz bol, siz kimseyi beğenmiyorsunuz. Benim kalbim kimseye ait değil diyorsunuz. Artık o kalbin içine ne düştüyse çıkart da kalbini açık açık yap diyorum. Bazı oğlak burçlarında çocuk isteği olan ve aile olmak isteyen oğlaklarda da güzel teklifler var. Kız kardeşiniz ya da abiniz varsa iş kapısında büyük bir aydınlık ve ferahlık söz konusu olacak değerli oğlak burçları. Kovalar nasılsınız? Şunu demek istiyorum. Evet, aslında dingin bir haftaya girmeye başladık ama maddi ödemeler, krediler, borçlarla alakalı kafanız çok karışacağı bir hafta. Ödemediğiniz evrak, unuttuğunuz bir kredi canınızı yakabilir. Bu hafta vergi, ya, araçla alakalı ya da unuttuğunuz bir geçmişten kalan ailenize ait borç hanemize uyarı verecek. İhmal etmeyin diyorum. İşinizle alakalı yönetici ya da çevrenizdeki insanların konuşmasından rahatsız olup istifaya zorlayabilirler. Mücadele et, yerinde kal çünkü hak ettiğin nokta orası senin. İlişkinle alakalı da bir türlü ne ileri ne geri gidiyor. Bu ilişkiden bir cacık olmaz deriz ya. Bu ilişkide sürprizler ve yenilikler söz konusu olacak. Hatta ve hatta eşiniz ya da sevgiliniz ortak bir kararla araç anahtarı alacağımız gözüküyor. Bu da bizim için hayırlı. Bazı kova burçları şehir ya da farklı yola yerleşme fikriniz var. Bu sene değil, seneye doğru karar. Özellikle öğretim ya da devlette olan bazı kova burçların içinde çok güzel hareketler söz konusu olacak bu hafta. Doğru değerlendirin. Değerli balık burçları, nasılsınız? Kalbim ve tarotlar size ne diyecek dersem. Bu ara hayalleriniz çok uç bir hayalde. Araba, uçak, her şey borç. Borç da olsa ben bir şeyler yapıp kendimi güçlendirmek istiyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Evet, borca girin. Her şeyi halledeceksiniz. İşinizle alakalı pürüzlü ve sorunlu olan evraklarınızdan kurtulmuş derin bir nefes alacaksınız. Fakat bu dönem hani bir 15 gün bir tatil yapayım, kafamı dinleyeyim diyenlerde de izinle alakalı uydurma evraklar koşturup izninizi de alacaksınız. Maşallah değerli balık burçları. Sizde sevgilinizle tatil var. Keyfini çıkartın. Hatta bu tatilde evlilik teklif alabilir. Ya da gideceğiniz yolculukta hayatınızdaki arkadaşınız size evlilik teklif edecek olarak uyarı veriyor. Bu teklifi doğru değerlendirin, hayırlı olarak gözüküyor. Bir ev taşımak isteyen ve uzun süredir evim güneş görmüyor, arkam rahatsız diyen bazı balık burçları için de çok olumlu ve güzel bir ev kapısı hemen taşınmak hayırlı olacak. Bu ara bazı balık burçlarında da badana boya tarzı, badana boya yenilik eşya alma gibi fikriniz var. Yapmanız uygun olarak görüyorum değerli balık burçları. Değerli balık burçları, aşk konusunda sürprizlere açık olacağınız, heyecan duyacağınız bir hafta. Hatta ve hatta geçmişte haberleşmek ve konuşmak istediğiniz kişiler hayatınıza giriş yapacak. Bu da sizi mutlu edecek. Evlilikte sert konuşmalara, ifadelere dikkat edin. Aileleri karıştırmayın, ihmal etmeyin diyorum. 21-27 Haziran tarotlar konuşur, kalp konuşur dediğim bir hafta yaşadık. Tarotlarla civcivlerimiz hiç durmadı. Onları yiyordu. O yüzden saklamak zorunda kaldım. O bir hafta daha uzun bakarım. Sevgiyle, umutla, aşkla kalın. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Akkay Official Instagram sayfam. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Mutlulukta kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.